O hal inşallah kalkacak bir temennisi var burada. Kalkabilir dedi aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii kalkabilir dedikten sonra altını doldurdu. Biz dedi hükümeti kurduktan sonra kabineyi kurarız, çalışmasını yaparız. Kaldırmak için her türlü adımda atarız dedi. Yani kalkacağız, kesin kalıyoruz demedi. Ama tabii ki bu Sayın Erdoğan'ın ifadesini doğru okumak lazım. Bence gazeteler doğru okumuş. Hatta bir tane dünkü gene ifadesi de var. Biz yapamayacağımız bir şeyi vaat etmeyiz diyor. Ha, tam onu söyleyecektim. Yani o yüzden kalkacak diyorsa Erdoğan kaldıracak diyor onu. Ama hissetmeyeceğiz, onu söyleyeyim. Sabah bir kalksa mesela o hal yok mesela. Bakacağız şöyle. Bir dakika ya. Şu anda şey gibi, Japonlardaki gibi. Hayır. O halin olduğunu hissettik. Onu diyorum işte. Hissetmeyelim. Yani. Nasıl geldiyse gittiyse hissetmeyeceğiz. Hissedenler olacaktı. Kimdi o girer yani. Başladı teröristler hissetti. Teröristler hissetti diyorum. CHP de çok hissetti. CHP hissetti. CHP başka bir şekilde hissetti. Bir de Türkiye'de hissedilmeyen bir takım şeyleri de CHP Avrupa'da hissettirmeye çalıştı. Bizde o hal var. Bizde demokrasi yok. Hatta bizde can güvenliği falan da yok. Yani bir de bunu söylüyor. Enteresan bir oksimoron var burada. Özellikle Kılıçdaroğlu için geçerli. Yani Almanlara diyor ki Türkiye'de can ve mal güvenliği konusunda sıkıntılar var. İnsanların canları malları güvende değil. Tehlikeli durumlar öteki taraftan, ama Türkiye'de demokrasi yok çünkü o hal var. Diyen bir CHP figürü, artık alıştık böyle şeylere. Yani nereye aitlerse oradan siyaset yapmaya devam etsinler. Ama tabii 24 Haziran'dan sonra da İnce'ye bir yol bulsunlar. Uzun ince Şimdi, bir yoldayız. Şeyi söyledin, orayı da konuşacaktım. Ama hani bir şekilde sen hatırlatınca oradan o zaman devam edelim. Şimdi öğrencilerden bir tanesi sahurda, tabii sahurda çok geç olduğu için bugün gazetelere yansıdı. Aslında dün de evvelsi gün sahurun haberi bu. Artık oraya yetişemiyorlar. Evet, yani gece saat 1 ama sahura yetişemiyorlar. Gazete emekçileri buradan saygıyla selamlıyoruz. Yani. Eyvallah. Tabii oradan internet medyasına düşmüştü onlar, ama oradaki sorulardan bir tanesi şuydu. Bu vesileyle hani bütün gazetelerde de var. Oradan şey yapmış olalım, yürümüş olalım. Evet. Öğrencilerden bir tanesi kredi borçlarının silinmesini istiyor. Tamam.